Evet arkadaşlar saatlerimiz 10. Abonelerde bildirim gittiğine göre kendi dersimize başlayalım. Cümle anlamı ve yorumu. Peki hızlıca bir bakış yapalım. Derste ne yapacağız arkadaşlar? Değerlendirme cümlelerine bakmamız gerekir. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. ÖSYM sorumuz var. İki tane karşılaştırma cümlelerine bakacağız. Bununla ilgili yine iki tane ÖSYM sorusu var. Ön ve karşıtlık cümlelerine bakalım. Bununla ilgili ÖSYM sorularımız var. Gözlem cümleleri yine ÖSYM sorusu bunlarla ilgili. Tanım cümlesi bizim için önemli ki verilen örneklere dikkat ettim. Güzel örnekler arkadaşlar. Eleştiri önemli bizim için önemli. ÖSYM eleştiriyi soruyor sevgili arkadaşlar. Olumlu olumsuz eleştiriler bize sorulabilir. Yine bunlarla ilgili bazı örnekler göreceğiz. Ve özellikle... Karşımıza çıkabilecek bazı kavramlar vardır arkadaşlar cümle anlamında. Bunları da göreceğiz arkadaşlar. Tamam. Yok daha ders yeni başlıyor. Hayır Özlem sen de hoş geldin. Yeni başlıyor ders. Arkadaşlar derse başlıyorum. Şimdi dikkatlice dinleyin. Rica ediyorum. Şunu da bir ayarlayalım mı? Canlı sohbetin şöyle 20 yapalım. Sohbet kısıtlamasını 20 saniye yaptım. Anlayışınız için hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar değerlendirme cümleleri bizim için önemli. Yapılan bir işin ortaya konan bir yapıtın ya da düşüncenin dikkat edin ne ölçüde başarılı olduğu ile ilgili yorum içeren cümleleri arkadaşlar değerlendirme cümlesi denir. Değerlendirmeden söz edilebilmesi için dikkat edin ortada bir yapıt, ürün ya da bir düşünce olmalıdır. Bu niteliği taşımayan genel yargılar değerlendirme özelliği taşımaz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir etkinliğimiz var bununla ilgili. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin değerlendirme cümlesi olduğunu bulunuz. Şimdi bir çocuğun duygularının böylesine içten anlatıldığı bir başka şiir hatırlamıyorum. Arkadaşlar şiirle ilgili bir değerlendirmede bulunuyor. Hani güzel şiir demek ki değil mi? Sevmiş bunu. O şiirle ilgili bir değerlendirme var burada. Ülkemizde geçen yıl 80 roman yayınlandığı halde yalnız 10 öykü kitabı yayınlanmış. Sevgili arkadaşlar kitaplar hakkında bir değerlendirme yok. Sadece kaç tane kitap yayınlandığı söyleniyor. Bu eserlerle ilgili bir olumlu olumsuz bir şey söylenmiyor. O yüzden buna şu an işaret atamam. Bu değerlendirme cümlesi değil. Hem dili hem de anlatımı yönüyle bütün genç yazarlara dikkat örnek olabilecek bir roman okuduk. Romanla ilgili bir değerlendirmede bulundunuz. Doğru. Toplum yaşamının tüm canlılığı ile anlatımı başka hiçbir yapıtta Mehmet Akif'in şiirleri kadar gerçeğe uygun değildir. Arkadaşlar Mehmet Akif'in şiirleri de burada değerlendirilmiş, değil mi? Bu da bir değerlendirme cümlesidir. Ahmet Haşim buraya dikkat. Birçok şiirinde çocukluk anılarını ve annesini anlatır. Peki Ahmet Haşim veya Ahmet Haşim'in şiiriyle ilgili olumlu olumsuz bir şey söyledik mi? Söylemedik arkadaşlar. Burada sadece bir tespit var. Ahmet Haşim'in şiirlerinde ne var? Bir yorum yok arkadaşlar. O yüzden bu değerlendirme cümlesi değil. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı dikkat çarpıcı konusu size göre çarpıcı değil mi? Ben belki sevmeyeceğim. Değişik biçimi usta tekniğiyle başarılı bir roman. Arkadaşlar romanla ilgili bir değerlendirme var burada değil mi? Adalet Ağulu kişileri kişiliklerine uygun bakın. Kişilerini kişiliklerine uygun olarak konuşturmakta usta diyor arkadaşlar. Adalet Hanım'ın üslubu ile ilgili bir değerlendirme söz konusu. Ayla Kutlu'nun Hoşça Kal Umut romanı 180 sayfa. Romanın her 6 sayfasında bir kez ya korku ya da korkmak sözcüğü geçiyor. Peki romanla ilgili bir değerlendirme var mı? Hayır. Olumlu olumsuz bir şey yok arkadaşlar. Buna işaret atamıyoruz. Tamam. Diğerleri değerlendirme cümlesiydi. Değerlendirme ÖSYM sorar ki karşınızda şu an 2011 LS, LS sorusu var arkadaşlar. Dikkat edin bu soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde dikkat değerlendirme yapılmamıştır arkadaşlar. Lütfen soru kökünü dikkatli okuyun. Şimdi bu film Lev Tolstoy'un 48 yıl birlikte yaşadığı karısı Sofya ile son günlerini anlatıyor. Peki filmin iyi olması veya kötü olması ile ilgili bir şey söyledik mi? Bakın söylemedik cevap A gibi duruyor değil mi? Ağdalı diyalogların arasında bakın ağdalı diyalogların arasında kaybolmuş bu yapım ağır bir dönem filmi olabilirdi. Bu bir değerlendirmedir. Ancak yönetmen ortaya evrensel duyguların yoğunlukta olduğu dramatik ama eğlenceli ciddi ama neşeli bir film çıkarmış. Sana göre neşeli. Ben belki o filmden hiç hoşlanmadım değil mi? Bu bir değerlendirmedir. 1910'lu yılların Rusya'sını anlatan bir film için aslında hiç de kolay bir iş değil. Değerlendirme söz konusu. Kolay olmadığını söylüyor. Bu filmin tadına varmak için Tolstoy'un Yalnız, heh, evet Tolstoy'un yalnızca Savaş ve Barış ya da Anna Karenina'nın yazarı değil aynı zamanda ülkenin ön, bakın ülkenin önde gelen edebi politik isimlerinden biri olduğunu düşünmek gerekiyor. Ülkenin önde gelen isiminden bahsetti arkadaşlar. Burada bir değerlendirme var. Ayrıca Tolstoy'un Rusya'nın en köklü ailelerinden birine mensup olmasına karşın zenginliğini bir utanç sembolü olarak görmesi ve bütün varlığını elinin tersiyle itmesi de göz ardı edilmemeli. Önemsemiş bu konuyu. Sana göre göz ardı edilmemeli. Ben belki sevmeyeceğim o kısımdır değil mi? Arkadaşlar şart yemediğime. Bir nol yerde değerlendirme yoktur. Tamam? Geçiyorum arkadaşlar değerlendirme sorusunu. Bir tane daha sorumuz var bununla ilgili. ÖSYM sorusu. Lütfen bu soruya dikkat edin. Çok kişi yanlış yaptı bu soruyu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme söz konusu dikkat değildir? Şimdi Berna Mora'nın değişiyle bakın Berna Mora'nın acaba değerlendirmesiyle mi demek istiyor? Demiş ki Berna Moran huzursuzluğun romanı Fethi göre de Türkçenin en güzel aşk romanı olan Huzur'un yayınlanışının üzerinden yaklaşık 50 yıl geçti. Arkadaşlar Berna Moran ve Fetinaci. Tanpınar'ın huzur romanı ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuş. Birinci cümlede bu var. Tamam. Bunu burada işaret attık. Şimdi bu romanda olaylar 1 Ağustos günü başlar ve radyodan 2. Dünya Savaşı'nın başladığını haber veren bir anonsla biter. E peki romanın iyiliği, kötülüğü sürükleyiciliği hakkında bir şey dediler mi? Hayır. O zaman cevabımız ortaya çıktı. Her ne kadar ilk bakışta aşk romanı gibi görünse de günahın ve kavuşmanın değil doğu ile batının huzursuzluğun zaman ve müziğin romanı olarak kabul edilir. Bu cümleyi yazana göre böyle kabul edilir. Bu bir değerlendirmedir. Huzur hiçbir zaman Madame Bovary'nin yarattığı etkiye benzer bir etki yaratmamıştır romanın özelliğinden, güzelliğinden bahsediyor. Madame Bovary gibi can sıkıcı taşının romanı değildir. Bakın bu da bir değerlendirme. Doğuracağımız B seçeneği arkadaşlar. Teşekkürler Umut. Hoş geldin sen Arkadaşlar geçiyorum karşılaştırma cümlelerine. Bakın aralarında ilişki kurulabilecek iki varlığın, eserin, insanın ortak ve farklı yönlerinin açıklanmasına arkadaşlar karşılaştırma denir. Şimdi bunun yaparken en çok ne kullanıyoruz biz? Den, e göre, e oranla, den daha, kadar gibi kalıp ifadelerden yararlanırız. Şimdi bir örnek sorumuz var karşılaştırma ile ilgili dikkat edin. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma dikkat yapılmamıştır arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi bakalım yaptım. Hangisine karşılaştım o yok diyordum. Zaten arkadaşlar şair ve yazarı bir sanatkar olarak değerlendirmek gerektiğinde ele alınacak en önemli ögeler arasında ögeleri değerlendirdiniz ve bunları karşılaştırdınız. Bakın burada var. Bu ölçütler Türk söz konusu olunca dikkat daha da büyük bir önem kazanır arkadaşlar. Burada da bir karşılaştırma yapılmış. Çünkü şair ve yazarın tek vasıtası olan dil hiçbir milletin bakın hiçbir milletin tarihinde bizim tarihimizdekine benzer bir dalgalanma milletlerin tarihlerinin karşılaştırılması söz konusu burada da var. Onun içindir ki Türk edebiyatında sanatkarları yalnız dillerine göre değerlendirmek mümkündür. Bakın burada bir karşılaştırma yok. Nitekim zaman zaman bu yola başvurulup bir şairin sadece dili yüzünden reddedildiği bir şair ve burada başka bir şair arkadaşlar. Diğerinin ise şairler arasında bir karşılaştırma söz konusu cümlede. Doğacağımız D seçeneği. Aferin. Geçiyorum. Yine bir ÖSYM sorusu daha var arkadaşlar. Dikkat edin karşılaştırma ile ilgili. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma ama dikkat yapılmamıştır. Şimdi yaşamın özüne ayna tutan çağdaş öyküler eskiden yazılanların çoğundan farklı olarak öykülemeden çok göstermeye anlatmadan çok sezdirmeye başvurur. Çağdaş öyküler Es, bakın çağdaş öykülerle eskileri karşılaştırmış galiba değil mi? Burada var. Anlatıcı bir kişide herkesi görmeye ve göstermeye çalışırken geleneksel anlatıcılardan farklı olarak anlatıcıyla geleneksel anlatıcıları karşılaştırmış. Sevgili arkadaşlar burada da var. Üçe geçiyorum. Kısa özlü ve özgün yapısı yoğunlukta anlatımıyla okuyucunun ilgisini çekecek bu öykülerde düz bir anlatım kullanılır. Ama bu öyküleri başka bir şeyle karşılaştırmadı arkadaşlar. Cevabımız ortaya çıktı. Bu yönden çağdaş öyküyle şiir arasında bakın öyküyle şiirin karşılaştırması var. Burada da var. Geçtim 5'e. Bu nedenle eksiltili anlatıma dikkat en çok çağdaş öykülerde yer verilir. Bu da bir karşılaştırma cümlesidir. Bu en kelimesini arkadaşlar lütfen dikkat edin. Tamam. Genelde karşılaştırma kurarlar bu kelimeyle. Doğru cevabımız C seçeneğiydi. Geçtim. İsterseniz not alın anlamadığınız yerleri dersin sonunda geri dönüşler yapabiliyoruz. Önyargı, ön yargı cümleleri karşıladık cümlelerine geçiyorum. Ne demiş Einstein arkadaşlar? Ön yargıları kırmak atomu parçalamaktan daha zor demiş değil mi? Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş dikkat olumlu veya olumsuz yargı aslında peşin hüküm bildiren Cümleler ön yargı cümlesindir. Ön yargı cümleleri genellikle olumsuz olarak karşımıza çıkar. Genellikle arkadaşlar olumsuz cümleler göreceğiz. Bu tür kitaplar ülkemizde hiçbir zaman okuyucu bulmaz. Yani belki okuyucu bulacak nereden biliyorsun değil mi? Bu bir ön yargıdır. Karşıtlık cümlelerin nitelik ve durumları birbirine karşıt olan kavramların bir arada kullanmasına karşıtlık denir. Mesela hava bugün güneşli. Dün ise oldukça soğuktu. Bugün ve dünün karşıtlığı, havanın karşıtlığı var burada. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Demiş ki güzel bir sorum. Bu parçadaki numaramış cümlelere göre hangisi söylenemez? Ben önce A seçeneğini okuyorum bu sorularda. Birinci cümlede bakalım üsluba yönelik bir değerlendirme var mı? Ortodokslular şairin ilk iki kitabına göre daha kapalı, anlaşılması daha zor bir şiir diline sahiptir. Arkadaşlar dille alakalı bir yani üslüple alakalı bir değerlendirme var. İkinci cümlede karşılaştırma var mı? Öbür zaten dikkat edin arkadaşlar öbür diyor hani kitapları karşılaştırıyor öbür kelimesini biz çoğu zaman karşılaştırmada görürüz arkadaşlar bu da doğru bak hiç cümleyi okumadım siz okuyun ama bu etkilerden biri Ayhan'ın bu şiirlerdi ama dikkat edin ne yapacaktık örnekleme var mı bakalım He, diyor ki öbür kitaplarındaki şiirleri zorlaştıran etkenler bu kitapta daha da artı, artmıştır. Şimdi etkenlerle ilgili galiba örnekleme yapacak arkadaşlar. Evet bu etkenlerden biri Ece Ahyan'ın bu şiirlerde kullanılmayan hatta sözcüklerde bile yer almayan ancak ansiklopedilerde rastlanabilecek sözcüklere sıklıkla yer vermesidir. İşte arkadaşlar o sizin çok merak ettiğiniz örnekleme budur. Değil mi? Bir önceki yargıyı örneklemiş burada arkadaşlar. Bu da doğrudur. Dördüncü cümlede benzetme var mı? Şairin şiirindeki bu sözcükler işte kelimeyi gördünüz. Sanki kelimesi sevgili arkadaşlar sanki okurla arasına örülmüş bir duvardır duvara benzetti. Ama 5 beş arkadaşlar 5. cümlede yani cevabımız E olacak. 5. cümlede karşıt durumlar yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği. Yani göndermelerin somut karşılıklarını ve nesnel bağlamlarını yakalamanın neredeyse olanaksız olması da şiirlerin anlaşılmazlığında bir başka etkendir. Burada bir karşıt durum yok arkadaşlar. Geçelim mi? Hatta bununla ilgili bir sorumuz daha varmış arkadaşlar. Onu da çözelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır? Hadi bakalım. Birinci cümlede bakalım tanımsal nitelik var mı? Bir kimsenin karakteristik çizgilerini hicvetmek amacı ile mübalağalı bir şekilde yapılan resimlerdir karikatür. Sevgili arkadaşlar karikatür nedir sorusuna cevap vermiş. Yani burada bir tanımsal nitelik var. İkinci cümlede bakalım karşılaştırma var mı? Avrupa'da İlk örneklerini Rönesans'a kadar indirebildiğimiz karikatürün Türk edebiyatına girmesi ise Tanzimat döneminde batıdan gelen diğer sanat türleriyle birlikte oldu. Arkadaşlar bu karikatürün Avrupa'daki gelişimi ve Türk edebiyatındaki gelişimi karşılaştırılmış var. Bakalım üçüncü cümlede yargı örnekte açıklanmış mı? Gazetelerin, dergilerin yaygınlık kazanmasıyla gelişti. Şimdi hadi burada bir duralım. Belki kafanız karışacak. Hadi buna bir soru işareti koyalım. Dördüncü cümle öznel nitelik taşır mı? en güzel örnek abi en güzel örnekleri dedi sana göre güzel ben belki beğenmeyeceğim bunları değil mi öznel 5. cümle kanıtlanabilir mi bakalım Türk basın tarihinde karikatür basan ilk yayın organı Diyojen adlı mizah dergisidir ki bunu kanıtlayabilirsiniz arkadaşlar eleme yöntemiyle C seçeneğine gitmeniz gerekir çünkü yargı orada örnekte açıklanmamıştır tamam <laughs> geçiyorum arkadaşlar gözlem cümleleri Anlatılanların gözleme dayandırılması, yazarın görsel ayrıntılardan söz etmesidir. Özellikle dikkat betimleyici anlatımda gözleme dayalı ayrıntılar arkadaşlar önemli yer tutar. Betimleyici anlatımda gözlem tekniği vardır. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim. Bakın gözlem nasıl oluyor? Diyor ki: "Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde dikkat betimleyici ögelere yer verilmemiştir?" Sevgili arkadaşlar lütfen bu soruyu yanlış yapmayın. Üzülürüm. Antakya'daki kazılarda geç Hitit dönemine ait olduğu düşünülen kalıntılar ortaya çıkarıldı. Buluntular arasında dikkat, eşsiz anıtsal boyutlarda bir insan figürüyle kabartmalı bir sütun altlığı yer alıyor. Eşsiz anıtsal boyutlarda. Nereden biliyorsun anıtsal boyutlarda olduğunu? Gördün mü? Gördün ki gözlem yaptın değil mi? Bazalttan yapılan her iki kaleye girişi sağlayan yapı kompleksi boyunca uzanan yüzeyi taş döşeli koridor. Nereden biliyorsun taş köşeli olduğunu? Taş döşeli olduğunu? Çünkü sen onu gördün, gözlem yaptın. Bel hizasının hemen üstünden baş kısmına kadar olan yüksekliği 1,5 metreye ulaşan figür. Nereden biliyorsun 1,5 metre olduğunu? Çünkü gördün, sen onu gözlem yaptın. Toplam boyu büyük olasılıkla 3,5-4 metreyi bulan sakallı erkek figürü. Nereden biliyorsun sakallı olduğunu? Çünkü gördün, değil mi? Arkadaşlar cevabımız bir nolu seçenektir. Orada gözlem yok arkadaşlar. Yani bu kazılardaki kalıntıların nasıl bir şey olduğunu bir nolu de bize söylemedi. Onları bize en azından betimlemedi arkadaşlar. Gözlem yapmamış orada. Sadece bir şey söylüyor orada. Geçiyorum. Bununla ilgili bir sorumuz daha var arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatılanlar dikkat edin gözlemlenemez. Hadi bakalım. Sonbaharın dökülen yapraklarıyla kışa yelken açtığı dikkat. Kızılgüz kapıya dayandığında incirlerden çıkan mis gibi koku sokağı doldururdu. Mis gibi koku sokağı doldurur. Arkadaşlar bu bir gözlemlenebilecek bir hadise. Bu incir kokusu annemin özel günlerde yaptığı pastaları hatırlatırdı. Hmm, buna bir soru işareti koyalım. Şimdi hatırlatırdı diyor. Ama burada soyut bir düşünme var arkadaşlar. Yani soyut var. Soyut bir cümle aslında bu. Kara üzüm asması da güzün sarılığına eşlik eder. Bakın, güzün sarılığına eşlik eder. Bahçeyi şenlendirirdi. Kara üzüm asması da güzün sarılığına eşlik eder. Bunu gözlemleyerek söyleyebiliriz, değil mi? Bu asma mahalle kadınlarının kabul günlerinde sardıkları zeytinyağlı dolmaların kaynağıydı. Ne bitmez yaprakları vardı zeytinyağlı dolmaların kaynağı. Burada bir arkadaşlar gözlem gücü ortaya çıkıyor. Koparıldıkça asma daha da gürleşir. Yapraklar dallarına sığmaz evin çatısına doğru çıkardı. Nereden biliyorsun? Çünkü sen onu gözlemledin. Ki böyle bir şey söylüyorsun. Ama iki ne olduğu cümle arkadaşlar gözlemlenemeyecek bir hadise. Çünkü hatırlatırdı diyor arkadaşlar. Tamam onu gözlemleyemezsiniz. Çünkü insan zihninde olan bir şeyi gözlemleyemiyoruz arkadaşlar. Öyle bir teknolojimiz yok şu an. Tamam. Geçtim. Tanım cümleleri çok zor değildir arkadaşlar. Bir kavramın açıklanıp anlamının ortaya konmasına tanım denir. Kısaca tanım arkadaşlar nedir sorusunun karşılığıdır. Şimdi tanımlanacak bir kavram olmadıkça tanımdan söz edemeyiz. Örneğin isimleri niteleyen ve belirten sözcüklere sıfat denir. Aslında öğretmenlerimiz ders anlatırken arkadaşlar çok fazla kullanır tanım cümlelerini. Şimdi aşağıya kadar hangilerinin tanım cümlesi olduğunu bulalım arkadaşlar. Yaklaştırayım sizin için biraz daha şöyle. Evet 3 tane cümle var arkadaşlar. Hangileri tanım? 1, 2, 3 diye ben numaralandırayım. Bunlardan hangileri tanım olabilir? <laughs> Roman toplumun sosyal ve siyasi hayatına dikkat yansıtır. Arkadaşlar burada romanın işlevinden söz edilmiş ama romanın tanımı yapılmamış. Şu an buna ben işaret atamam. Kişiler arası düşünce, duygu alışverişi ve öğrenilmiş bir davranıştır iletişim. Sevgili arkadaşlar iletişim nedir? Aha buraya kadar olan cümle. İletişim tanımlanmış değil mi? 2 demişsiniz 2 evet ama 3'te de var galiba bakalım. Müzakere sizin istekleriniz doğrultusunda düşünülmesini sağlayan bir bilgi ve çaba alanıdır. İletişimdir. Bu diri buraya da koyabiliriz istersek. Arkadaşlar tanım cümlelerinin çoğu zaman biz dır dir şeklinde bittiğini gözlemleyebiliriz. Tamam. 3'te de müzakere kelimesi arkadaşlar bizim için tanımlanmış. Tamam. Geçiyorum arkadaşlar. Tanım kısmıyla ilgili eleştiri kısmına geçiyorum. Tamam? Anlamayan anlamadığınız yer olduğunda not alın, geriye dönüşler yapabilirim. Şimdi eleştiri. Bir insana bakın dikkat edin bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işine eleştiri denir. Eleştiri olumlu ya da olumsuz olabilir. Mesela Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar Adlı Romanı yüklendiği sosyal görevin üstesinden gelirken Kimi zaman gerekli biçim olgunluğuna varamıyor. Evet burası olumlu, burası olumsuz bir eleştiri sevgili arkadaşlar. Yani bu cümlede hem olumlu hem olumsuz eleştiri var. Tamam. Bakalım ÖSM bu eleştiriyle ilgili ne sormuş bize? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde dikkat? Hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri söz konusudur. Hadi bakalım. <laughs> ne dersiniz? Aferin, hızlı cevap verdiniz. Vallahi helal olsun size. Bu uyarlamalar romanı kadar başarılı değilse de İlki Alman, ikincisi Amerikan yapımı olan her iki film de seyircilerin ilgisini çekmişti. Arkadaşlar bir film seyircinin ilgisini çekiyorsa o olumlu bir eleştiri. Bu uyarlamalar dikkat edin romanı kadar başarılı değil. İşte başarılı değil diyor. Burası da arkadaşlar olumsuz bir eleştiridir. Yani 3 no'lu cümlede arkadaşlar hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri var. Tamam. ÖSYM bu konuda sizi ne kadar zorlayabilir ki değil mi? ya Konuyu öğrenenler için çok zor sorular değildir bunlar. Mesela bir sorumuz daha var. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi dikkat tanımsal bir nitelik taşımaktadır? Şimdi bu soruyu lütfen dikkat edin. Hani hep diyorsunuz ya hocam bilinç akışı ne? Bak sanki ÖSYM sizin derdinizi biliyormuş gibi bilinç akışı yöntemini tanımlamışlar. Bilinç akışı yöntemi öykü ve romanlarda karakterlerin geçmişe ve bugüne ilişkin duygu, düşünce ve anıların aktarımında kullanılan bir tekniktir arkadaşlar. Bilinç akışı tekniği yani bir de tanımsal bir nitelik var. Diğerlerine baktığınızda arkadaşlar okursunuz. Yani bunun bir tanım var mı? Herhangi bir şeyin tanımı yapılmamış arkadaşlar. Evet bilinç akışı tekniği önemli. Bir daha okuyalım. Öykü ve romanlarda karakterlerin geçmişe ve bugüne ilişkin duygu, düşünce ve anılarının aktarımında kullanılan bir tekniktir arkadaşlar. Bilinç akışı yöntemi. Tamam. Kesin A demişsin Zehra değil mi? Aferin. Şimdi Arkadaşlar buraya kadar aslında konu anlatımımız bitti mi? Evet bir iki soru daha var da. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru var. Ve daha sonra kelimeleri söyleyeceğim size. Şimdi bu parçada şöyle yapayım özür dilerim. Şöyle yapalım. Demiş ki bu parçada uykusuzluk hastalığıyla ilgili olarak aşırı verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım birinci cümlede tanım yapılmış mı arkadaşlar? Uykusuzluk hastalığı uykuya dalmada sorun yaşamı uyduktan, son, uyduktan kısa bir süre sonra uyanıp Yeniden uykuya dalamama, ışığa aşırı duyarlı olma ve uykuda dinlenememedir. Evet arkadaşlar, uyku uykusuzluk hastalığının tanımı yapılmış, a doğru. İkinci cümlede bakalım bir nedenden söz edilmiş mi? Teşhisi için henüz tıbbi bir test kullanılmasa da sıklıkla rastlanan hastalıklardandır. Bir sebep var mı ben göremedim bu bir dursun 3. cümlede bakalım saptamaya yer verilmiş mi saptama bir şeyin tespit edilmesi ilerleyen yaşlarda ortaya çıkma ihtimali artan bu hastalık gençlerde de görülebilmekte ayrıca kadınlarda erkekleri oranla iki kat fazla ortaya çıkmaktadır arkadaşlar bu bir saptama cümlesi tespit cümlesi bu doğru. Üç, dördüncü cümlede yarattığı etkiler bakalım sıralanmış mı? Uykusuzluk hastalığı, hafıza problemleri, sinirlilik ve dikkat dağınıklığı gibi problemlere yani sorunlara yol açıyor arkadaşlar. Bu da doğru. 5. cümlede bakalım güncel bilgiler var mı? Uzun yıllar hastalığın başlıca nedeninin tansiyon ve stres olduğu düşünülmüşse de Son araştırmalar yani arkadaşlar güncel bilgiler son araştırmalar hastalığın ortaya çıkmasında fizyolojik ve psikolojik pek çok etkinin olabileceğini göstermektedir. Bu da doğru. Arkadaşlar iki nolu cümle bir nedenden söz edilmiyor. Tamam. <laughs> Güzel bir soruydu bu da. Bu da çıkmış bir soruydu. Hatta bunlarla ilgili bir sorumuz daha var. Hadi bakalım bunu da yapmaya çalışalım. Bu parçadaki Numaralanmış ile ilgili dikkat hangisi söylenemez? Ne yapıyorduk? Önce şıkkı okuyorduk değil mi? Birinci cümlede bakalım öznel bir değerlendirme var mı? İnsan ilişkilerinin pek çoğu akılla kavranamayacak, kavransa bile açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Ben belki hiç karmaşık görmüyorum. Sana göre değil mi? Bakın bu öznel bir değerlendirme değil mi? İkinci cümlede birinci cümledeki düşünce örneklendirilmiş mi? Yani bu karmaşıklık bakalım örneklendirilmiş mi? Hayranlık, nefret, sevgi ve kıskanma gibi duygularla biçimlenen ilişkileri sebebi ve sonucuyla açıklayamıyoruz. Hmm. Hani bu açıklanamayacak kadar karmaşıktır demişti ya. İşte biz açıklayamamızın sebebini örneklerle burada gösteriyoruz arkadaşlar. Bu doğru. Üçüncü cümlede bakalım bir çıkarım. Hani bir şeyin tahmini bir çıkarım var mı? Bu konuyla ilgili olarak hemen her dilde ve kültürde pek çok eser yazıldı. Pek çok değerlendirme yapıldı. E, yapıldı da ne oldu yani? Bir tahmin var mı? Yok arkadaşlar. Bence cevap C. Kontrol ederiz. 4. cümlede bir genelleme var mı? Ne var ki okuduklarımızın ve dinlediklerimizin çoğu, bakın çoğu kelimesine lütfen dikkat bir genelleme yapıyor burada. 5. cümlede bir durum koşula bağlanmış mı? Tüm kültürlerde bunları tanımlayan ve sınıflayan değer yargıları oluşmadan söylenenlerin hiçbiri geçerli sayamayız oluşmadan kelimesi sevgili arkadaşlar. işte bu kelime sebebiyle burada da bir koşula bağlılık vardır. Doğacağımız C seçeneğidir arkadaşlar. Aferin. Tebrikler. Hepiniz C yaptınız. Tamam. Arkadaşlar konu anlatımı genel itibariyle cümlede anlamla ilgili burada bitiyor ama ama yayın iyi ki de bu kelimeleri koymuş. Bazen Soruyorsunuz hocam anlatımda titizlik nedir? Arkadaşlar sözcük seçiminde ve dilik kullanmada dikkatli ve özenli davranmaktır. Mesela Halide Edip Adıvar'ı düşünelim. Hadi bakalım canlı yayındakilere soralım. Halide Edip Adıvar'ın anlatımı titiz midir? Çok mu titiz davranmıştır anlatımında? Ayete sorusu sordum. <laughs> titiz midir Halide Edip Adıvar anlatımında? Hayır değil. hocam sorduğunuza göre değil. Evet arkadaşlar pek çok yabancı dili olduğu için değil mi? Hatta bazı eserler İngilizceden çevrilmiş. E, çok titiz olduğunu söyleyemeyiz ama içerikleri yönüyle çok zengindir. Eserlerin içerikleri. Ahenk uyum demektir. Ayrıntı bir bütünün önemci ikinci derecede olan ögelerinden her biri. Yani detaydır arkadaşlar. Aşamayı, bireyciliği, basma kalıbı önemserim arkadaşlar burada. Basma kalıp ne demek? Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan yani sizin bildiğiniz klişe arkadaşlar. Biçem üstlük demek biçim sanat ve edebiyat eserlerindeki dış görünüş arkadaşlar biçem ve biçim aslında farklıdır tamam. Bakış açısı beklenti çok yönlülük bunlar kolay olduğu için geçiyorum arkadaşlar diğer kelimelere. Çıkarım yani verilerden bir sonuç çıkarma işidir. Devinim kelimesine lütfen dikkat edin. Devinme işi yani hareket demektir. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünüdür bir ruh halinden başka bir ruh haline geçiş, zaman içinde durum değiştirme, bir düşünce sürecinin başlaması demektir arkadaşlar devinim. Etkileyicilik, evrensel gerçekçilik genelleme. Şimdi lütfen dikkat, hayıflanmak. Arkadaşlar hayıflanmak ilginç bir kelime. ÖSM e bunu sordu. Ne demek peki bu? Üzülmek, pişman olmak, esef etmek, kaybedilen fırsat için üzülmek. Mesela ah o güzelim gençlik yılları ne çabuk geçti arkadaşlar. Bu kullandığım cümle hayıflanma cümlesidir. İmge zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey yani hayal demektir. İdeal kanıksamak kelimesi önemli. Arkadaşlar kanıksamak çok tekrarlanma sebebiyle artık etkilenmez olmak, alışmak, bıkmak, usanmak anlamlarına gelir. Geçtim. Klasik öneri öykünme kelimesi bizim için önemli. Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma. Başka birinin davranışlarını amacı ile olduğu gibi yineleme. Mesela yazarlar birbirine öykünebilir. Değil mi? Öykünmeyenler ne olur? Özgün olur arkadaşlar. Öngörü en sözü bunlar. Geçiyorum. Tek düze toplumsal ulusal yaratıcı. Lütfen yakınmak kelimesine dikkat edin. Sızlanmak şikayet etmektir arkadaşlar. Mesela hocam şu 20 saniyeyi bir kısıtlasanız diyorsunuz ya. Hocam 5 saniye 10 saniye düşürün sohbet süresini. Yani yakınıyorsunuz arkadaşlar. Yatsıma yani bu da ben yatsıyamıyorum yani inkar edemiyorum görmezden gelemiyorum inkar etme bir yargıdan onun karşıtı yargıya geçme yani yaptığını söylediğini tanık olduğunu gizleme kabul etmeme yani yatsıyamıyorum inkar edemiyorum değil mi? Evet arkadaşlar hayırlı olsun haftaya pazartesi günü dil bilgisine geçiyoruz. Konu anlatımım. Bugün benim buraya kadar misafirlerim de var evimde. Onları da çok yalnız bırakmak istemiyorum. 30 dakika ders işledik. Değil mi? Var mı arkadaşlar buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Geri dönmemi istediğiniz bir şey? Dersi sonradan izleyenler için söyleyeyim. Anlatacağım şeyler bu kadar. Yuppi. Yuppi. En son soruyu mu anlamadın? Dönelim. Ben teşekkür ederim Ece. Sağ olasın. Döndüm. Son soru için demiştin değil mi Hatice? <laughs> Rica ederim. Re Revşen değil mi? Revsan. Sağ olasın Revsan. Şimdi bu soru mu Hatice? Ha genel olarak dedin şeyi soruyorsun. Belirtilir. Açıklama yaparken bir kavram vermek zorunda değilsiniz. Daha önceki cümlede bir kavram verilmiştir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir nolu cümlede bir tanım verilmiştir. İkide de onun açıklaması yapılabilir. Ama o kelime anılmadan da yapılabilir. Yani açıklamalarda illa tanım kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tamam. Yani kısaca tanım nedir sorusunun cevabıdır. İşte nokta nokta nedir. Değil mi? Bu şekilde. Mesela arkadaşınız diyor ki tanım cümlesinde dır dir. Evet özellikle tanım cümlelerinin son kısmında dır diri ÖSYM kullanır. Ha, evet doğru aferin Yakup. Sağ ol. Aslında o da çok yanlış yapıyor arkadaşlar. Değil mi? Sağ ol. Çok yaptığımız yanlışlardan birisi arkadaşlar. Ben teşekkür ederim Hatice. Her şey ve sağ olu bir yazanlara sinir oluyorum demesin. <laughs> Rica ederim. Sağlasın. İyi geceler Yakup. Görüşürüz. Sağlasın katkın için. Evet. E Şeyma kelimesi var mesela değil mi? Zehra. O özel isim olduğu için bitişik. Ama onun haricinde hatta şöyle bir e, söz var. İlginçtir arkadaşlar. Şimdi bak şey kelimesi bir daha çıkartayım karşınıza. Hatta onu şöyle göstereyim mi size? Komik olsun. Hani bir söz var arkadaşlar. Şeytan hariç her şey ayrı yazılır. Onu hiç duydunuz mu? Bunları dersten önce sizinle çalıştık. İlerlemek falan demişiz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bak bir daha yazalım. Şeytan gene kendini gösterdi. Şeytan hariç her şey ayrı yazılır. Tamam. Edmund Dante sağ olasın. Teşekkür ederim. Nasıl beğendin mi Ece? Evet dersle ilgili sorunuz var mı arkadaşlar? Evet evet bu güzeldir. Ben bunu derste direkt yazarım. Yani şey kelimesi geldiğinde yazım kurallarında yazarım bunu tahtaya. Unutmuyor çocuklar. Şeytan baksana gene kendini gösterdi. <laughs> Bitti Umut. Kaydedilecek sonradan izleyebilirsiniz. Haftaya Umut dil bilgisiyle devam edeceğiz. Pazartesi günü. Cuma, cumartesi, pazar arkadaşlar zaten oynatma listelerimizde görmüşsünüzdür. Ana sayfamızda edebiyat canlı yayınlarımız olacak. 9 diye düşünüyoruz saatini. Akşam 9. Cuma günü ayet edebiyatta görüşmek üzere Ece. Evet sağ olsun. Görüşürüz Zehra. Zehra sabah 3'e kadar hayırlı mesailer. Allah kolaylık versin. sağlasın. 112 adlı abone İlk defa giriyorum dersler ne vakit genelde 9 ve 10 akşam 9 ve 10 arası açmaya çalışıyorum genel abonelere Teşekkürler Yakup Dua sağlasın Evet görüşürüz arkadaşlar kapatalım mı yayını Sorunuz bitti Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.